Merhaba arkadaşlar, sizlere yapay sinir ağlarıyla derin öğrenme kısmından bahsedeceğim. Verilerimden bahsedeyim ilk olarak sizlere biraz. Diyabet verilerini kullandım ve kurulumu ile birlikte inen bir veri kümesidir. Diyabet dataseti 768 örnekten oluşan 8 nitelikli ve 2 ayrı sınıftan oluşmuş bir veri kümesidir. Verilerimi Vico üzerinde bir çalıştırayım. İlk başta Vico'ya yükledim zaten. Buradan sınıflama yapabilmem için yapay sinir ağları şeklinde GUI true yapıyorum. Hitten 2 yapıyorum. GUI neden true yaptım? Görsellememi göstersin diye. Hitten verirsem ara katman. Onun da 2 yapıyorum. Cross validation'ımı 4 defa öğrenme yapsın. Başlatıyorum arkadaşlar. GUI neden 2 true yaptım? Bu şeklin görselini bana göstersin diye. Cross kısmını 4 olarak ayarladığım için bu arayüz 5 defa karşıma çıktı. Verilerim toplam 768 taneyken 588 tane sağlıklı veri çıktı. Bu da %50 olarak %76 kısmını sağlıklı veri olarak gösteriyor. Ben Vika kısmını çok ilgilenmeyeceğim için derin öğrenme kısmını geçiyorum arkadaşlar. Matematiksel kısmına. 8 tane, 9, toplam 9 tane verim var. 8 tanesi giriş niteliğinde, bir tanesi output çıkış niteliğinde veriler. Çıkışım iki şekilde oluyor. Bir test negatif, bir test pozitif arkadaşlar. Hittin arka katmanınızı 2 olarak ayarladıktan sonra öğrenme algoritması mimarisini çizdim ben size. 8 tane giriş verim olduğu için E1'den E8'e kadar isimlendirdim. 2 tane arka katmanım var. 2 tane de çıkış outputlarım var. Toplamda 20 tane ağırlık kullanıyorum arkadaşlar. İleri yönlü derin öğrenme hesaplaması yapacağız. Bunu yaparken de data setimizin ilk veri kümesindeki verileri kullanacağız. Öz niteliklerimi ben isimlendirmiştim E1'den E8'e kadar daha basit olsun diye işlem yaparken ilk veri kümelerinde karşılarını atadım arkadaşlar. Sınıflarımızın matematiksel dönüşümü yani bir matris oluşturuyoruz birlerle sıfırlardan oluşan. Test pozitifim 1'e yaklaşırken test negatifim 0'a yaklaşması gerekiyor. Evet arkadaşlar, işlemlerimize geçmeden önce kullanacağımız derin öğrenme aşamalı fonksiyonlarından bahsetmek istiyorum sizlere. E1'den E8'e kadar bir verilerim vardı. Bunları V1'den V8'e kadar ağırlıklarımla çarpıyorum. Bunların toplamları bana bir yansı veriyor, yani net değeri veriyor. Net değeri bulduktan sonra aktivasyon fonksiyonuna sokuyorum. Aktivasyon fonksiyonu nedir arkadaşlar? 8 tane aktivasyon fonksiyonum vardır. Hücreye gelen net değeri işleyerek nöronun bu girdiye karşılık aktivasyon çıktısını üretir. Ben sadece bir tanesini sigmoid aktivasyon formülünü kullanacağım arkadaşlar. Sonra çıktım elde edeceğim. Ağırlıklarımı atamıştım 20'ye kadar kullanacağım için. Evet, formüllerim net değerim. Net formülü yani biraz. Ağırlık değerleriyle girdiler çarpılıyor. Bundan değerler birbirleriyle toplanarak net girdiği oluşturuyor. Net girdiği bulduktan sonra sigmoid fonksiyonuna ben sokuyorum. Sigmoid aktivasyon fonksiyonunun formülü ise 1 bölü 1 artı e üzeri eksi net arkadaşlar. H1'i bulalım arkadaşlar bu formüller üzerinden. Zaten birçok işlemde bu formülleri kullanacağız. İlerleyen aşamalarda göreceksiniz. V1 ile V8'e kadar olan ağırlıklarımı, E1 ile E8'e kadar olan öz niteliklerimle çarpıyorum. Neti bu değerimi bulurum. Neti bulduktan sonra net eksik sigmoid fonksiyonuna koyuyorum. Sonra çıktımı hesaplıyorum. Evet arkadaşlar, net H1'i bulalım ve F net H1 net H1 yerine koyduktan sonra F net H1'i buluyoruz. Net H1'im 183,3415 çıkıyor. Yerine koyduğumda ben sigmoid fonksiyonunda sonucum 1 çıkıyor. Aynı işlemlerle ben Fnet H2'mi buluyorum arkadaşlar. Net H2'm 17,4949 çıkarken yerine koyduğum sigmoid fonksiyonunda sonucum 0,999 çıkıyor. H1 ve H2 değerini bulduğumuza göre artık output değerlerini bulalım. H1'den H2'ye giden ağırlıklarımı göz önünde bulundurarak işlemlerime başlıyorum. Yine aynı şekilde net formülümü yapıyorum. Ağırlıklarımla girdilerimi çarpıyorum. Öz niteliklerimi çıkan sonucu Fnet sigmoid fonksiyonunda yerine koyuyorum ve Fnet out 1'im 0,6523 çıkarken Fnet out 2'im 0,7210 çıkıyor arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra maliyet hata fonksiyonunu hesaplıyorum. Yani hata fonksiyonu. Hata fonksiyonum e total eşittir. Toplam 1 bölü 2 çarpı target, yani target derken benim hedef matematiksel dönüşümde kullandığım 1 ile 0'lar olan kısmı eksi output yani çıkışım kareleri alarak ben e totalimi buluyorum. Benim iki tane çıktım olduğu için e out 1 artı e out 2 bulacağım arkadaşlar. Bunu da formüllerde benim değerlerimi yerine koyduktan sonra
Toplamda et otelim 0,3203 çıkıyor arkadaşlar. Şu anda 3203 çıktı. Bakıyorum 0 çıkmadı. Benim en aza indirmem gerekiyor hatamı. O yüzden ben geri yayılım yapacağım. Geri yayılımdaki amacımız A'daki aralıkların her birini güncellemek ve bu sayede gerçek çıktının hedef çıktıya daha yakın olmasına sebep neden olmasını sağlamaktır arkadaşlar. Et otelim neydi? 0,3203. Ben bunu 0'a ya da 0,0001'e hesapladıktan sonra yani güncelleme yaptıktan sonra eğitimimi tamamla diyeceğim. O zaman arkadaşlar hiyerarşimizi tekrar bir hatırlıyoruz. Daha sonra V17'nin aralığını toplam hataya göre yani toplam hatanın V17'ye göre türevini hesaplamaya başlayalım. Bunu hesaplarken E1 OOT1 ile bağlı, OOT1 net OOT1 ile bağlı, net OOT1 ise V17'ye bağlıdır. Bağlılık etkisi matematikteki zincir kuralı ile çözülür. Benim formülüm bu 3 şekilde türev alma formülüdür arkadaşlar. Değerlerimi yerine yazdıktan sonra benim yukarıdaki sinir alanına baktığımızda toplam hata E1 ve E2'nin toplamından oluşmaktadır. OOT1 sadece E1'in etkisine etki etmektedir. Biraz önceki şekilde de gördük bunu arkadaşlar. O zaman OOT1'in E2'ye etkisi yani türevi sıfırdır. Ben direkt EO2'ye sıfır yazıp sadece EO1'e hesaplayacağım arkadaşlar. Bunda formülde değerlerimi yerine koyduğumda çıkan sonucum -0,3437. Eksi çıkabilir mi? Eksi de çıkabilir, sıfır da çıkabilir, pozitif de çıkabilir. Bu sizi bir tereddüte sokmasın arkadaşlar. İkinci olarak sigmoid fonksiyonunun net OOT1 göre türevini bulmalıyız arkadaşlar. Benim formülüm neydi? 1/(1+E)/(-net). Formülümde yerine koyduğumda değerlerimi çıkan sonucum 0,2268. Net OOT1'in V17'ye göre türevini hesaplıyorum. Bu da üçüncü türev arkadaşlar. Net OOT1'in ağırlıklarının nitten output'lar ile çarpımının toplamı olduğunu söylemiştik daha önce. Bunu üst kısımda da zaten yapmıştık. Sonucum benim arkadaşlar 1 çıkıyor. Değerlerimi yerine koyduğum için. O yüzden işlemlerime devam ediyorum arkadaşlar. Zincir kuralına göre bundan bu 3 türevi sonucu çarpılarak toplam hataya V17'nin etkisini bulunuyor. Tek tek buldum. 3 tane türevimi aldım ve bunları çarptığımda -0,0779 çıkıyor. Artık ağırlık güncellemeye geçebiliriz arkadaşlar. Yeni ağırlık değerim eşittir. Ve eksi ağırlık değeri, eski ağırlık değerim eksi öğrenme katsayısı çarpı et otelin türevi ve eski ağırlık değerimin türevi bölü eski ağırlık değerimin türevi şeklinde buluyoruz. Amacımız minimum noktaya doğru ilerlemeye çalışmaktır arkadaşlar. Evet, öğrenme katsayısı nedir? Öğrenme katsayısını arkadaşlar 0,4 ile 0,6 arasında alabiliriz. Ama ben en sağlıklı sonucu vermesi için 0,5 olarak verdim arkadaşlar. Ve formülümüzde yerine koyduğumda çıkan sonucum V17 ağırlığının güncellenmesini yaptığımda çıkan sonucum 0,4096 çıktı. Yani V17 ağırlığı 0,15'ten 0,4096 güncellenmiş hatanın etkisini azaltmaya çalışmıştır. Diğer bütün ağırlıklarımı da bu şekilde güncelledikten sonra benim hata payım artık istediğim orana düşebiliyor arkadaşlar.